Merhabalar, ben Oğuz. Yeni bir seri başlattım. Bu seri benim çok hoşuma gitti. Karakterler ya da yapımlarla ilgili de detayları böyle araştırıp buluyorum. Onlarla ilgili video yapıyorum. Bundan sonra düzenli olarak bu videolar gelecek. Hatta sürekli bu videolar gelebilir bu sıra. Hoşuma gitti. Araştırması da güzel oluyor. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Katılarak destek olduğunuz için sizlere de ekstra teşekkür ediyorum. Bu arada sesim çok kötü çıkıyor. Ben de biliyorum. Hastayım biraz. Bu videoda Attack on Titan ile ilgili bolca spoiler olacak, bilginiz olsun. Attack on Titan sonunu gayet merak ettiren, mangasını okumayanlar için söylüyorum bunu ya da mangayı bekleyenler zamanı için de söylüyorum. Böyle gizemlerle dolu çok güzel bir anime. Ama sonunu ben beğenmedim, o ayrı bir dava. Hatta son sezonlarını da beğenmedim, o ayrı bir dava. Çizimlerinden dolayı beğenmedim son sezonlarını. Bu kadar beklediğime değmediğini düşünüyorum. Attack on Titan devasa canavarlar tarafından harap edilmiş bir dünyayı keşfeden rahatsız edici bir anime. Ama son derece de merak uyandırıyor çünkü çok karışık bir anime. İşte Titanlara karşı kendilerini savunmak, onları incelemek, onlarla savaşlarında bir yol bulmak için çok uğraşıyor buradaki insanlar. Bu karma karışık olaylar örgüsünde benim bulabildiğim 10 detay şu şekilde. 10. Attack on Titan'ın yapısı zombi kıyameti yapımlarına benziyor. Şimdi Titanlar buradaki devler ve izleyiciler genelde bunu zombiye benzetmiyorlar. Ama Titanların davranışları, sadece zayıf bir noktalarının olması, yorulmamaları ve sadece insan yemeleri falan burada zombiye daha çok benziyor. Titanlar asla düşünmüyorlar, iletişim kurmuyorlar, insan yemek için sonsuz bir açlık hissediyorlar. Ana karakterler de Titanlara karşı koymak için sihir yerine bilimi kullanıyor. Bu da daha çok böyle sihir fantezi yapımı yerine bilim kurgu haline getiriyor yapımı. 9. Titanların görünüşleri kullanıcının kişiliklerini yansıtıyor. Titanlar çoğunlukla gerçek bir konuşma yapamayan veya duygularını iletemeyen ifadesiz canavarlar. Ama dış görünümleri temel yapıları hakkında ipuçları verebiliyor. Örneğin Reiner'ın Titan formu savaş rolünü işaret eden zırhla kaplı. Bertolt'un muhteşem bir kişiliği var. Titan standartlarına göre bir de devasa cüssesiyle vurgulanan bir gerçek bu. Ymir'in dudaklarının olmaması ve sivri sivri dişleri onun sivri diline ve sürekli konuşma ihtiyacını işaret ediyor. Eni'nin yüzünde kalıcı bir gülümseme var ama aynı zamanda gözlerinin altında sürekli bitkin olduğunu gösteren koyu halkalar var. Eni'nin arka hikayesine baktığınız zaman hani çok böyle yorgun bir karakter olarak tanımlanıyor hikayesinde. Bu yorgunluk fiziksel yorgunluk değil, manevi açıdan yorgun Eni. 8. Duvarların gizemi. Şimdi bu duvarlar böyle yukarıya doğru gittiği zaman çok büyük ve devasa duvarlar. İçinde de zaten ne olduğunu biliyoruz. Ama yapımdaki birçok insan orada şehrin insanların dışarıdaki canavarlardan koruyan dev bir anıt olarak biliyorlar onları. Yapımda şöyle bir detay var. Bir madenci bir keresinde duvarın altını kazmaya çalışmış ama ne kadar derinine kazarsa kalsın duvar hiç bitmemiş. Sonunda arazinin ana kayasına ulaşmış, duvarlar aynı malzemeden yapılmış bu arazinin ana kayasıyla. Yani duvarlarla ada aynı yapım, yani aynı maddeden yapılmış gibi. Hangenin erkek mi kadın mı olduğu belli olmuyor. Hangenin mangadaki cinsiyet kimliği şaşırtıcı bir şekilde hiçbir zaman açığa kavuşturulmadı. Bu gerçekten planlanmış bir olaydan, bilerek açıklamadılar bunu. Bu karakterin cinsiyetinin hikaye üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ve bu yüzden karakterin erkek mi kadın olduğu sorusunu yoruma açık bırakmışlar. Karakter hem animede hem de canlı aksiyon filminde kadın olarak gösterildi. Bu yüzden izleyicilerin çoğu onun bir kadın olduğunu düşünüyorlar. 6. Watchmen referansları. Watchmen tüm zamanların en beğenilen çizgi romanlarından bir tanesidir. Attack on Titan'ın arkasında yaratıcılar da dahil olmak üzere sayısız sanatçıya ilham verdi. Watchmen karakterlerinden iki tanesi yapımcılara doğrudan ilham kaynağı oldu. Levi kısmen olsa da Rorschach karakterinden ilham alınarak tasarlandı. Bu karakterlerin dünyaya karşı alaycı bir görüşleri var. Erwin Smith de Ozymandias'tan ilham alınarak tasarlandı. İkisi de soğukkanlı, hesapçı ve teknik olarak iyi adamlar olsa da daha büyük bir iyilik için hem kendilerini hem de ayağındaki insanları feda etmekten asla çekinmiyorlar. İki Titan'ın cüssesi yani vücut tarzları gerçekten esinlenerek yapıldı. Dizinin yapımcısı Hajime Isayama, iki ana Titan'ın kötü karakterlerinin görünümünü tasarlarken ilham almak için birçok gerçek dünya dövüşçüsüne baktı. Eren Yeager'ın Titan formu MMA dövüşçüsü olan Yushin Okami'ye dayanıyordu. Zırhlı Titan'ın vücut yapısı da tüm zamanların en ünlü güreşçilerinden bir tanesi olan Brock Lesnar'dı. 4. Satranç motifi. Hikayenin ana karakterlerine detaylı bir şekilde baktığınızda satranç oynamasını bilen kişiler karakterleri her bir satranç taşıyla eşleştirebilirler. Çünkü bilerek yapılmış bu.
Eren takım arkadaşları kendini feda etmek zorunda kalsa bile korunması gereken önemli parça yani şah. Levi düşmana tek başına büyük hasar verebilen güçlü bir karakter olan vezir. Kaleler titanlara karşı koruma sağlayan duvarların tepesinde duran Mikasa tarafından temsil ediliyor. Armin ve Jean karşıt ideolojilerini temsil eden biri siyah biri beyaz olan filler. Erwin ve Hange de atlar. Diğer bütün karakterlerde harcanabilir piyonlar. 3. Yapım İskandinav mitolojisinden esinlendi. Şimdi bu yapım her ne kadar bir Japon yapımı olsa da İskandinav efsaneleri de gözüküyor yapımda. Viking mitolojisinde tanrıların korumak için bir duvar ördüğü, devlerin yaşadığı bir alev denizi ve bir buz ülkesi var. Ragnarok yani kıyamet sonrasında devler duvarı yıkıp tanrıları öldürdü. Bu yapımda Armin bir keresinde bir alev denizi ve duvarın ötesinde bir buz diyarından bahsetmişti. Devler duvarı çoktan açtılar ve şehrin sakinlerinin çoğunu öldürdüler. Görünüşe göre Ragnarok çoktan geldi ve sadece kıyametten hangi karakterlerin hayatta kalacağını görmek kaldı. 2. Kahramanların vücut yapıları. Düzenli olarak titanlarla savaşan insanların hemen hemen hepsi çok kısa boylu ve ince yapılılar. Bu etkileyici olmayan bir görünüme sahip olan ve titanlarla savaşmakta bu kadar etkili olunabileceğine inanmayı zorlaştıran Levi için de geçerli. Buradaki askerler titanlarla halatlar kullanarak kendilerini havaya fırlatarak falan savaşıyorlar. Yani bir nevi örümcek adamımsı bir şeyler. Böyle bir aktivite yapabilmeleri için ne kadar ince ve küçükseniz o kadar elverişli olursunuz. Yani boyları bilerek kısa seçiliyor ve kendilerini bilerek zayıf bırakıyorlar. Yani zayıftan kastım güçsüz değil, kilo olarak zayıf. Ne kadar zayıf olurlarsa titanlara karşı yaptıkları hareketlerde o kadar hızlı ve esnek olabilirler. Esnekliklerinde kendilerini ölümden kurtarıyor. Son olarak 1. Eren tarihte zorbalığa uğrayan her çocuğu temsil etmesi için tasarlanmış. Isayama diziyi okulda zorbalığa uğrayan kendi deneyimleri için bir metafor olarak yazmış. Eren'i zorbalar ve bu durumda titanlar tarafından acımasızca seçilen küçük, sıska çocuk olarak hayal etmiş. Şimdi titanlarla insanların durumuna baktığınız zaman titanlar büyük boyutta ve kendisinden küçük olan insanları öldürmeye çalışıyorlar, yemeye çalışıyorlar. Küçük olan insanlar da güçsüz oldukları için hani çok fazla bu şeye karşılık veremiyorlar. Şimdi burada Eren karakteri kendisine yapılan bu zorbalığa boyun eğmek yerine bedeli ne olursa olsun savaşma arzusunu somutlaştırıyor. Saf irade gücü ve zeka ile daha güçlü rakibine karşı zafer elde etmek için elinden gelen ne varsa yapıyor ve bunda başarılı oluyor. Başarılı oluyor dedim, bu spoiler değil, burada yanlış anlaşılma olmasın. Hani savaşabiliyor, karşı gelebiliyor, kendi hakkını arayabiliyor. Her ne kadar son sezonu çok kötü olsa da benim için çizimleri kötü. Aslında çizimleri mangayla falan aynı da keşke en başta öyle yapsalarmış da öyle devam etseymiş. Neyse. Bu yapım gerçekten benim böyle hani detaylarıyla olsun, hikayesiyle olsun falan hayran kaldım bir yapım. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.